Erdal ile Ece filminin iki başrol oyuncusu Şahan Gökbakar'la Seda Türkmen filmle ilgili çok özel açıklamalarıyla pazar sürprizinde. İşte Ömür Sabuncuoğlu'nun iki sevilen oyuncuyla çok özel pazar sohbeti. Fragmanı. Bu böyle aşırı derecede kadınlık hormonu içeren bir şey. Normalde bir çay kaşığı yiyorsun bundan. Bu hayvan hepsini yedi kavanozun. Gel, 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 gel. O yediğin şey reçel değilmiş. Ah. Ne olacak bana şimdi Oğuz? Hem kamera arkasıyla çok güldüreni. Wow. Cappuccino. Erdal ile Ece filminin Erdal ile Ece'si ilk kez ve sadece Show TV'de. Bunları senin bu takım elbisen bana söylettiriyor. Şahan Gökbakar, partneri Seda Türkmen'i Erdal ile Ece'nin çekimlerinde nasıl yaşlı dedelere çevirdi? Dedeler gibi gülmüşüm. İlk kez konuştu. Recep İvedik 8 geliyor mu? Şahan Gökbakar ne dedi? Recep'i soracağım. Gelecek mi 8? Bu pazar eğlenceli bir sohbetle karşınızdayız. Ömür Sabuncuoğlu'nun konukları Erdal ile Ece filminin başrol oyuncuları Şahan Gökbakar'la Seda Türkmen. İyi pazarlar sevgili seyirciler. Bugün konuklarım Erdal ile Ece filmiyle Beyaz Perde'ye tekrar geri dönen sevgili Şahan Gökbakar ve Seda Türkmen. Erdal. Ben oluyor. Ekip mi geldi? Ben atmadım çocuğu ya. Luka apnesi kilolu insanlarda daha sık görülmektedir. Sen kaç oldun şimdi? Tak takla sen 122. Erdal 129 olmuşsun Erdal. Ya aşkım gitmeyelim diyetisyen ama ya. Merak ediyorum nasıl bir hikaye bekliyor bizi. Kadın erkek olarak böyle şahit olduğumuz, işte yanını gördüğümüz, yaşadığımız bir sürü hikayeyi aslında Erdal ile Ece ilişkisi içinde kompakt bir şekilde böyle ara ara dokundurduk. Böyle hani izleyin hakikaten de. Ya ben de yani oynarken de işte şu da şöyle bir şey yapmıştı, onu öyle bir durumda yaratayım. Bu da böyle bir şey yapmıştı falan diye düşündüm. Aslında bir... yani her zaman her yerde karşılaşabileceğimiz tipik bir Türk evli çift diyebiliriz. İşte kadının zevkleri, mesleği, işte ilgi alanları farklı. Erkeğin ilgi alanları farklı, mesleği farklı. Ondan sonra ve bu da tabii kendi aralarında tatlı bir çatışma doğuruyor. Erdal. Efendim? Ne oluyor? Ne bu tripler? Ne oldu? Kapalı ekran. Hiçbir şeye bakmıyorum. Neredesin kadın? Hoş geldin Erdal. Ama adam söyledi. Maçolaşma yapabilir dedi. Öp bakayım elimi. Ay saçma sapanları. Öp kız. Herkesin tanıdığı modern evli çift aslında onlar. Edi ile Büdü kıvamına da gelmişler. Tatlı tatlı didişiyorlar. Tatlı tatlı birbirlerini çok seviyorlar ama. Böyle bir... normal bir çift. İzleyen herkesin biz de böyleydik. Aynı benim gibi diyeceği. Çok bizden bir çift. Onların başından geçen 3 ayrı hikayeyi göreceğiz bu filmde. En sevdiği şeyleri önüne koyun. Bir tuzak kurun ona bakalım. Yiyecek mi yemeyecek mi? Biz buna otomotiv tabirinde kadayıflanma diyoruz bak. Şahan Gökbakar ekranların ve tiyatronun yetenekli oyuncularından Seda Türkmen'le çalıştığı için de çok mutlu. Çok hoş bir iş olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Hani kariyerimde de Seda ile çalışmaktan da çok mutlu oldum. Onun gibi bir yeteneği kamera karşısında işte oynarken deneyimlemek çok güzeldi. Şahan Gökbakar'ın partnerine övgüler yağdırmasında bugün giydiği kıyafetin de etkisi olabilir mi? Yeteneğini biliyordum daha önceden de. O yüzden böyle bir beraber bir çekim yaptık. Projeye başlamadan önce ve tamamdır zaten bizim için. Gerçekten de güzel bir sonuç çıktı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunları sizin ağzınızdan duymak. Bunları senin bu takım elbisen bana söylettiriyor. Tişört detayı da güzel ama. Tişört detayım özellikle bu tişört detayı için yani çok da şey yapsın da benim de çok sevdiğim bir köpeğim var Leyla. Ama ona benzediğini düşündüm. Gerçek mi? O kadar prodüksiyon yani çalışamadım yani bastırayım falan diye. Ama tesadüfen. Yani dışarıdaki o ciddiyetin tişörtle bir yaramazlıkla böyle kırılması güzel. Ama bu arada senin de kombine olarak en farklı çekimimiz oldu. Yani. Öyle mi? Evet. Ben de böyle bir şalvar malvar oralara bir geçtim bugün. Güzel olmuş. Aynen. Teşekkürler. Siz her zamanki gibi şıksınız. Teşekkür ediyorum. Yine tam bir diva. Estağfurullah. Magazinin divası.
Erdal ile Ece üç farklı hikayeden oluşan bir evlilik komedisi. Üç konu başlığı var galiba. Hı hı. Onlar hangileri? Diyet, evli her çiftin beraber yemek yiyip kilo alması. Sen kaç oldun şimdi? Tak taklasa 122. Erdal 129 olmuşsun Erdal. Ya aşkım gitmeyelim diyetisyene. Kıskançlık. Tipik bir kadın erkek arasında olabilecek bir şey. Ve östrojen, o da bir hani ailelerin hep baskısı vardı diye hadi artık çocuk olsun falan diye onunla ilgili bir hikaye. Eşim duyarsa bütün olayımız bozulur. Geride! Seda Türkmen için bambaşka bir deneyim olmuş Şahan Gökbakar'la çalışmak. Seda, çekerken en çok hangi bölümde sen devamlı gerçi kamera arkasında gülme var ya, da evet. En komik hangisinde? Bu, yani hepsi işte, her şey çok komik. Yani çok komikti her şey. Yani Şahan gerçekten böyle benim için bu ilk defa tabii ki böyle bir deneyimim oldu. Böyle bir okul gibi oldu bir yandan da setlerim için. Şahan'ı izlemek ayrı bir keyifken şimdi onunla karşılıklı oynamak yani artık eğlencenin hatta ben acı çektim genelde. Çünkü hani herkesin gülme hakkı oluyor ve ben yani izlediğim, güldüğüm ve eğlendiğim adamın karşımda benimle oynuyor olması ve buna gülemiyor olmak kadar acı verici bir durum yok. O yüzden tuhaf dedeler gibi gülmüşüm gerçekten kamera arkasında. Yok o kadar, o kadar tuhaf değil. Biraz. Tamam, tuttum. Hiç gülemiyorum. Çok teşekkür ederim. Fragmanda Erdal evlilik için ölü yatırım diyor. Evlilik ölü yatırım. Ölü yatırım mı ya bu evlilik gerçekten? Yani nereden baktığına bağlı olarak değişebilir. Biz tabii bu çiftimizin gözünden ve hani böyle bu hikaye örgüsü içerisinde bir öyle bir şaka yaptık. Bana göre öyle değil mesela. Her iki oyuncuya göre de evlilik eğlenceli bir aktivite. Evlilik aşırı keyifli bir şey. Matraklığı unutmadığın sürece hayatta bence tutan en güzel şeylerden biri o. Eğlenceli de keyifli bir şey yani. Eşi Erdal'a diyet yaptırmaya çalışan Ece zorlansa da Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar bu konuda rahat. Peki bir başlık daha var, o da diyet. Evet. Yaptınız mı evlilik süresince diyet? Diyet ben yaptım tabii ki ama hani bu evlilikten dolayı kilo almışlıktan değil. Ben zaten kilo aldığım için hani evliliğe denk geldi benim diyetim öyle diyeyim. Şahan Gökbakar kilo alıp vermeyi iyi başaran isimlerden. Recep 5'i mi 6'yı mı ne çekmiştik, ondan sonra bir ciddi bir kilo verdim. Sonra pandemide biraz geri aldım. Şimdi tekrar bir süreçteyim. Veriyorum. Evet, yani evet, iyiyim şu aralar ama daha da gitmem lazım. Pandemide daha iyiydim pandemi öncesi. Eşi Selin Gökbakar'la birlikte diyete aynı anda girmemeyi tercih ediyor Şahan Gökbakar. Genelde ben tek giriyorum. Tek de zor ya. Ben daha rahat ediyorum. Tek de ben çok daha rahat ediyorum. Hani kendi kafama göre yemek saatlerim, onu her şeyimi ayarlıyorum. Selin zaten tığ gibi. Hani herhangi bir şey yok. Öyle bir kilo problemi yok ama onda bile dediği gibi böyle ay işte 1,5 kilo aldım felaket durumdayım falan gibi şeyler oluyor. O bir canımı sıkılıyor herhalde yani. O insanın kendine çok iyi işte karşılaşmasıyla ilgili yani. Söyle öv beni. Öv beni söyle. Öv beni. Hayatı boyunca kaç kilo alıp verdiğini tahmin edebilir mi diye merak ediyor Ömür Sabuncuoğlu. Sohbet kilo olunca bazı ünlüler geliyor akıllara. İnsan hayatı boyunca kaç kilo alıp vermiştir acaba? Benim herhalde bir 200'ü bulmuştur yani alıp verdiğim. Totalde. Totalde. Herhalde yani öyle tahmin ediyorum. Ya da 100'dür yani. Bilmiyorum ama ne kadarmış ki? Var mı öyle bir bilgi? Bir bilgi yok. Ne ilginç bir soru bu ya. Ben bir anda bu bir bilgi sorusu geçmişte böyle bir şeyler hesaplandı da çünkü şu kadar aldım verdim falan diye insan o yüzden. Hatırlıyorum ama isim vermeyeyim. Ben de vermeyeyim o yüzden. Sevgililer günü haftasını geride bıraktık. 14 Şubat'ın en komik paylaşımı Gökbakar çiftinden geldi. Aşkım ben işe gidiyorum. İşe gidiyorum aşkım, yetişmem lazım. Sevgililer günü paylaşımı kimin fikriydi? Nasıl çıktı? Çok iyiydi. Ya ben onu bir yerde karşıma çıktı, çok hoşuma gitti. Sevgililer günü hediyesi olarak almıştım. Aslında o gün giyecektik de o gün ne oldu? Bir işim bir şeyler oldu. O gün yapamadık onu. Ertesi gün çektik.
Çok hoşumuza gitti bu şey. Bir de benim aklıma geldi o an. Doğaçlama. Koşayım dedim bakalım ne olacak. Evin içinde koşacağım. O da arkada. Tatlı olmuş. Madem videolardan açıldı konu, Şahan Gökbakar'ın botokslu erkek popçu taklidine değinmeden olmaz. Evet arkadaşlar, bu spekülasyonu ben de duyuyorum. Kesinlikle suratında herhangi bir estetik operasyon olmadı. Yani bunlar nasıl iftiralar, nasıl yalanlar? Bu nereden çıkıyor onu da anlamıyorum. Yani ya suratında akıl var, mantık var şimdi, tamam mı? Suratında estetik olan bir insan böyle mi olur? Yani bakar mısınız? Ben şimdi bakın kaşımı da kasıyorum. Suratımı da bakın şu anda kaşlarımı da kaldırıyorum. Görüyor musunuz? Yani ben bunu yapabiliyorsam demek ki yok böyle bir şey. Erkeklerin son dönemde kendilerine çok bakmaları... Hep vardı ama metroseksüel dediğimiz erkekler. Ama artık hani biraz yüzlerde... Özcan Deniz'in başlattığı bir, değil mi? Akım. Şimdi daha mı? Arttı mı? Şimdi tabii fiziksel olarak da artmaya başlamadı mı? Ha. Bir takım. Artık çekinmeden bakıyorlar kendilerine eskiden. Aman ben hani şeyim, erkeğim bilmem neydi, neyse belli kalıplardan ötürü belki daha saklıyorlardı da. Artık çekinmiyorlar. Çektiği videoda elmacık kemikli popçuları tiye almıştı Şahan Gökbakar. Peki o estetik yaptırdı mı? Var mı sizde hiç? Bende mi? Sence var mı? Bak bakayım. Hep şöyle yapıyorlar, kaşlarımı oynatabiliyorum. Ben de botoks yok. Yok bende hiç yok ama yani ilerleyen yaşlarda ben de elmacık kemiklerimi doldurtup kendime bir jawline, üstüne de bir de çenemi aşağı doğru uzatıp yani... Yakışır. Değişik bir. Kadınlarda botoksun daha iyi durduğu kesin. Seda Türkmen de botoks yaptırıyor ama çok doğal. Erkeklerin botoksunu yani takdir ediyorum. Seda'da da var. Kendini sevmesi. Var mı? Ben de yani botoks yaptırıyoruz tabi ara. Estetiği... Alın oynayın. Bunun estetiği yok, yok. Öyle bir şey yok. Etma. Uzun uzun. Geniz eti. Geniz eti mi aldın? Evet, öyle bir deviasyon. Ama tabii ki deviasyon. Bu söylendiği zaman hemen... Yani iki gün sonra oyun oynadım yani o yüzden. Öyle. Şimdi insanı şeyde bırakıyorsun. Yok yok. Zaten yapılı gibi durmuyor. Estetik demişken Şahan Gökbakar'ın yeni imajına değinmeden olmaz. Şahan Bey'in yeni imajını, saçlarını nasıl buldun? Ben çok beğendim. Ya ben kazıdım şeyden sonra, projeden sonra. Yaklaşık bir herhalde 8 aydır falan bu şekilde ya da 6 ay mı? Bu şekildeyim yani. Çok da rahat ettim. Hani hiç kafamda saç olmadığına düşünmediğim bir dünya. Çok rahat ettim. Erdal ile Ece filmde çocuk sahibi olmayan bir çift. Eşim duyarsa bütün olayımız bozulur. İki çocuk sahibi Şahan Gökbakar'sa üçüncü çocuk istiyordu geçen seneye kadar. Ama galiba o da eşi Selin Gökbakar'la aynı fikirde olmaya başlamış. Geçen sene üçüncü çocuk için... Öyle miydi? Ne dediğinizi hatırlıyor musunuz? Ben isterim ama filan demişimdir. Ama evet. Ama yani iki tarafın da istemesi lazım gibi bir şey söylemiş. Evet. Var mı değişiklik? Şimdi ben de istemiyorum. Değişiklik. Değişiklik o şekilde. Şu anda ben de iki çocuk iyiymiş yani iyiymiş. İyiymiş. Özellikle bu en son özel okulların zamlarından sonra iki çocuğun iyi olduğuna karar verdim. Herkesin merak ettiği konulardan biri de Recep İvedik'in 8. filminin gelip gelmeyeceği. Recep'i soracağım. Gelecek mi 8? Mutlaka yani bir zaman aklımıza Recep'le ilgili yeni bir hikaye gelirse tabii ki çekeriz. Ama şu anda hayatımızda öyle bir gündemimiz yok. Vay be vay! Benim ömrüm açık aranda. Arazide yön bulmakla geçti. Ona gücümüzü göstereceğiz. Sen manyaksan biz de manyaksan. Komedi sineması hareketlendi. Şahan Gökbakar son dönemin en çok izlenen filmi Lohusa ve Gubse Özay'ın başarısını takdir ediyor. Komedi filmleri hareketlendirdi sinema dünyasını. Evet, evet. Öyle galiba. Evet. Şimdi Gubse'nin filmi var Gubse'nin galiba. Gubse'nin filmi 2 milyona ulaştı. Evet. Bir rakam. Çok çok. Gubse zaten çok şey, başarılı, yetenekli. Her yaptığı iş böyle belli bir seviyenin üzerinde komik ve eğlenceli oluyor. O yüzden onu da tebrik ediyorum buradan. 23 Şubat geliyor. Erdal ile Ece ile buluşacak sinema salonları. Gülmek isteyenleri bu filme davet ediyor iki başarılı oyuncu. 23 Şubat'ta Erdal ve Ece gülmek isteyen, eğlenmek isteyen çiftleri, sevgilileri, aşıkları, kadınları, erkekleri, herkesi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.
23 Şubat'ta Erdal İnce sinemalarda.